Türkistan Haber Ajansı haberlerine hoş geldiniz. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti 24 Mayıs 2024 tarihinde ABD Senatosunu acilen Uygur politikası yasasını gecikmeden onaylamaya çağırdı. Bu önemli mevzuatın Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Uygur sorunları için özel bir koordinatör kurulmasına yönelik temsilci Yong Kim tarafından sunulan ve 15 Şubat 2024'te kabul edilen meclis versiyonuyla uyumlu olması gerekiyor. Doğu Türkistan halkı 1997'den beri böyle bir tutumu savunuyor ve ABD politikasında Tibet'le eşitlik arayışında. 20 Şubat 2024'te diasporanın dört bir yanından 60 Doğu Türkistanlı ve Uygur teşkilatlarından oluşan bir koalisyona liderlik eden Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Amerika Kongresi'ne Doğu Türkistan'ı Çin sömürgeciliğine dayanan işgal edilmiş bir ülke olarak tanımaya, işgali sonlandırmaya çağıran Uygur politika yasasının onaylanmasını talep eden ortak bir dilekçe sundu. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Dışişleri ve Güvenlik Bakanı Salih Hudaayar, ABD Senatosunu hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeye çağırıyoruz. Uygur politikası kanunu sadece basit bir mevzuat değildir. Bu, Çin'in Doğu Türkistan'daki acımasız işgali altında acı çeken milyonlarca insan için can kurtaran bir yoldur, dedi. ABD Senatosunun yakın zamanda Tibet kararlılığı yasasını kabul etmesi hem Tibetlilere hem de Doğu Türkistanlara umut getirdi. Ancak ABD'nin Doğu Türkistan ve Tibet'e yönelik tutumu arasında açık bir tutarsızlık var. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Uygur politikası yasasının kabul edilmesine ek olarak Kongre'yi Tibet kararlılık yasasına benzer bir Doğu Türkistan kararlılık yasasını hızla uygulamaya koymaya ve kabul etmeye çağırıyor. Bu tür mevzuat, ABD'nin Doğu Türkistan'daki insani krizin temel nedenlerini ele alma konusundaki kararlılığını güçlendirecek ve Doğu Türkistan halkının adalet ve kendi kaderini tayin etme arayışını destekleyecektir. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti ayrıca ABD hükümetini Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi tarafından Doğu Türkistan hakkında yayılan dezenformasyona karşı koymaya çağırıyor. Bu, Çin'in tarihi anlatılarının düzeltilmesini ve sömürge anlamına gelen Çin'in uydurduğu ad olan Şincan yerine yerel adı olan Doğu Türkistan'ın kullanılmasını da içeriyor. Doğu Türkistan'la devam eden soykırımın temel nedenini ele almanın aciliyeti göz ardı edilemez. Çin sömürgeciliği ve işgali bu krizin merkezinde yer alıyor. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Amerika Kongresi'ni ABD'nin Tibet'e ilişkin politikasına benzer şekilde Doğu Türkistan'ın işgal altındaki bir ülke olarak statüsünü tanıyan bir karar sunmaya ve kabul etmeye çağırıyor. Sürgündeki Doğu Türkistan Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı Dr. Mehmet'in Ala, ABD Kongresi uluslararası topluma adaleti, insan haklarını ve kendi kaderini tayin hakkını savunma, liderlik etme konusunda tarihi bir fırsata sahip. Uygur politika yasasını onaylayarak ve Doğu Türkistan'ın içinde bulunduğu kötü durumu kabul ederek devam eden soykırımın sona ermesine yardımcı olabilirler. Esir milletler yasası gibi mevcut ABD politikaları doğrultusunda özgürlük ve kendi kaderini tayin etme arayışımızı destekleyebilirler, dedi. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan halkının hak ve özgürlüklerini savunma kararlılığını sürdürüyor. Doğu Türkistan halkının seslerinin duyulmasını ve durumlarının küresel sahnede ele alınmasını sağlamak için yorulmadan çalışmaya devam edecek. Doğu Türkistan'ı işgal eden Çin kol ordusu iş başında. Doğu Türkistan'ın işgal edilmesinde en büyük rolü üstlenen Şincan Üretim ve İnşaat Kol Ordusu, bölgede tekrar Türk ve Müslüman katliamı için düğmeye bastı. Doğu Türkistan'ın 1949 yılında Çin tarafından işgal edilmesinde en büyük rol sahibi olan Şincan Üretim ve İnşaat Kol Ordusu, tekrar Türk ve Müslüman katliamı için düğmeye bastı. Doğu Türkistan'ın Ürümçi şehrinde 10 Mayıs 2024 tarihinde sözde fon toplamayla mücadele kisvesi altında toplantı düzenlendi. Toplantıya kol ordu komutanlarının yanı sıra Çin'in bölgeye atadığı sözde yöneticiler de katıldı. Kökten yok etmeye ve kapsamlı bir üretim sağlamaya odaklandı. Kol ordunun toplantıya ilişkin resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamaya göre,
Toplantıda sözde fon toplayan şahıslarla ilgili başlatılan operasyonun 2024 Mayıs'ından 2025 Aralık'a kadar süreceği bildirildi. Öte yandan açıklamada geçtiğimiz yıldan beri Kolordu fon toplamaya karşı sıkı bir mücadele sürdürdü. Kökten yok etmeye ve kapsamlı bir yönetim sağlamaya odaklandı. Doğu Türkistanlıları izleme ve takip sistemlerini güçlendirdi ifadelerine yer verildi. Bahse konu olan fon toplama mevzusuysa Müslüman Türklerin inandığı değerler doğrultusunda kendi aralarında toplandığı zekat, fitre ve diğer yardımlara muhtaç kişiler için toplanan yardımları halk arasındaki dayanışmayı kapsıyor. Operasyonla Doğu Türkistan'daki durum daha da gerginleşecek. Gözlemcilerse Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı çeşitli bahanelerle soykırım politikalarını genişlettiklerini, bu operasyonun aslında Doğu Türkistan'daki durumun daha da gerginleştireceğine ve baskıyı yoğunlaştıracağı anlamına geldiğine dikkat çekti. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.